Evet, birçoğumuzun bildiği fakat çok nadir çıkıp tepesine gezdiğimiz Gevernik Kalesi, bizim bildiğimiz Ada Kale'nin tepesindeyim şu anda. Gelip göremeyenler, burayı gezmek şansı bulamayanlar için kısa bir video görüntüsü aktarmaya çalışacağım sizlere. Şöyle gezelim beraber. Şu karşıda bir sincap var. Evet. Çok da güzel görüntü vermiş. Evet. Hep beraber yürüyelim. Şöyle bir diğer yüze geçelim önce. Her zaman her yerde olduğu gibi yine bir çöp kovası buraya kadar çıkmış. Yine kazıkları boş durmamış. Eşelemişler. Şöyle geçelim. Bakalım. Bastığımız yere dikkat etmek zorundayız. Çünkü ilk defa geldiğim yer. Evet. Buralarda yerleşim yeri olduğu için burada bir mahzen gibi bir yer var yine. Evet. Şöyle bir göz atalım. Daha sonra diğer tarafa geçelim. Evet. Bunlar ne oldu hakkında bilgim yok. Sanki eski bir lahit mezar gibi ama bilemiyorum. Büyük bir alan. Tekrar geri dönelim. Yine kaleden kanyonu, Cehennemdere kanyonu şöyle yukarıdan kuş bakışı görelim nasılmış. Tabii yükseklik korkusu olanlar için biraz ürpertici olabilir ama çok şahane bir görüntü manzarası var. Evet, yine buralarda bu kısımlarda eski bir tarihten kalma divarlar. Evet, şöyle bir vadiye de baktık. Herhalde bir 300 metre yükseklik var şu anda. Tabi bulunduğum yer. Evet, devam edelim. Yarım saat önce yağmur yağdığı için zemin biraz riskli. Evet, çok ilginç. Burada su toplanmış. Ne güzel. Gölet olmuş. Burada yaşayan canlılar için bir yaşam kaynağı halini almış. Şöyle
Şöyle hafifçe geçelim. Birazcık ağaçlık riskli. Ama size birazcık kuş bakışı yukarıdan yardımcı izlettireceğim. Evet arkadaşlar. Tam Tarıkkale'nin burcundayım. Şöyle Atakale Mahallesi. Evet. Kuş bakışı Atakale Mahallemizde görmüş olduk. Yine kalenin devamı. Buraya ışıklandırma, demir levhalarla ışıklandırma yapmışlar. Atatürk'ün serülütü belirliyor gece. Buraya çıkmak biraz meşakkatli. Kültür Bakanlığı mı ilgileniyor? Herhalde Kültür Bakanlığı hiç ilgilenmemiş. Doğru düz yolu yok, çıkması zor. Evet, şimdilik bu kadar. Daha sonra bakalım, tekrar çekim yapalım, aktarırım. Evet, yine Adem'in tepeden günümüze kalan yerleşim yerleri. Maalesef bayrağımız parçalanmış. Bununla ilgilenen kimse olmadığı belli. Üzücü bir durum. Umarım en kısa zamanda bunun bayrağımızı değiştirirler. Evet. Ve kalenin arka tarafı ve çevresi şöyle bir görelim. Evet, şurası da Ekşinar köyü galiba. Evet, Ekşinar. Evet, geziye devam edelim. Birkaç resim daha çekeyim ben. Bizim millet olarak her düğünümüze de isim yazmayı çok seviyoruz galiba. Her taşın üzerine, her tarihin üzerine. Ne becerikli millet isim yazmakla, fakat bilgiye ilme gelince hiçbir şeyimiz yoktur. Evet, son gezide dönüş yolu. Şöyle birkaç yer göstereceğim sizlere. Tabii eski halini bilmediğimiz için yıkıntılarıyla bu kadar. Evet, şurada artık eskiden dediğim gibi mezarlık mı, ibadet yeri mi bilemiyorum. Yine bir kubbe gibi bir yer. Yine dediğim gibi içinde bir sadece isimler var. İnanılmaz bir şey bu ya, inanmıyorum gerçekten. Şuraya bakar mısın?
Çin'e gelip isimi kazmışlar. Evet, geldik yeri belli. Maalesef bakımsızlık kötü. Evet. Buradan göstereceklerim bu kadar, fazla da bir şey yok. Şurada bir yine çok ilginç iniş çıkış merdivenleri yok. Nereden inip girip çıkarlardı buraya? Ne için kullanırlardı? Çok merak konusu. Keşke bilebilsek. Bir dahaki sefere dersimi daha iyi çalışayım ben. Evet. Sizlere aktarıklarım bu kadar. İniş yolunu göstereceğim. İniş ve çıkışlar nasıl zor olduğunu, yükseklik korkusu olanın aslında buraya gelmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Aksi halde sonuç kötü olabilir. Şöyle yukarıdan kuş bakışı kanyona bakalım. Ve çıkış yolunun alt şu tarafta hemen zaten kalıyor. İnsanlar zamanın teknolojisinde buralardan inşaat yerleşimleri yapmış. Bugünün teknolojisiyle buraya yol yapamıyoruz. Yol yapamamışız değil mi? Üzücü bir şey. Evet, devam edelim iniş yoluna. Bir sürü yağmurdan sonra salyangoz çıkmış. Ortalık salyangoz. Evet. İniş yoluna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet. Evet, iniş yolumuz. Oldukça dik bir merdivenimiz var. Böyle her insan bunu kolayca inebileceğini düşünemiyorum. Evet. İnelim. Şöyle aşağıya doğru bakalım. Nasıl aşağıda? Harika değil mi? Evet. Devam edelim. Bu arada unuttum basamakları saymak için. Artık bir dahaki sefer gelişimde sayarım basamak sayısını. Evet. Bir kısmını indik. Tekrar şöyle bakalım. Evet. Evet, şimdi devam edelim buradan aşağıya, kalan yolumuza. Yerler yaş, benim ayakkabılar uygun değil ama köylü çocuğu olmak tabii daha esnek yürümemizi sağlıyor. Evet. Evet arkadaşlar, çıkışın iç alanı burası. Şöyle bir kısa ahşaptan merdiven var. Buradan aşağısı gördüğünüz gibi stabilize yol. Evet, gördüğünüz gibi şuradan şu basamaklara ineceğiz. İşimiz bitmiş olacak. Böyle bu basamakta da molasını verebilir. Evet. Girişimizde Gevenlik Kalesi'nin birinci derece arkeolojik sit alanı. Çınarçeli gümüş maden olanın maden. Maden ve cevher. İsmin nereden aldığına değil de şu anki nasıl bir bakımda olduğu önemli. Tabii ki tarihi geçmişi muhakkak
sahiplenmeli ve sahip çıkmalı. Evet. Kısacık inişi de gördünüz. Buradan aşağıya ben artık yalnız ineyim. Görüşmek dileğiyle.